Elektron dizilimleri üzerine basit bir giriş yaptıktan sonra artık daha karmaşık elektron dizilimine sahip atomlarda bu dizilimleri nasıl yazıyoruz ona bakabiliriz. Daha önce bahsettiğimiz elektron kabuklarını ve alt kabukları periyodik cetvel yardımıyla da kolaylıkla görselleştirebiliyoruz. Örneğin karşımızda bir periyodik cetvel duruyor. Kolaylık sağlaması açısından elementleri sildik çünkü birazdan buraya elektron sayılarını yazacağız. Periyodik cetvel bildiğiniz gibi bazı periyotlardan oluşuyor. Bunların her birisi periyodik cetvelin satırlarına denk geliyor. Bu periyotlar aynı zamanda daha önceki konularda bahsettiğimiz baş kuantum sayılarına denk gelen sayılar. Diğer bir deyişle örneğin birinci periyottaki elementler e, kuantum, baş kuantum sayısı 1 olan elementler yani sadece birinci enerji seviyesindeki orbitalleri dolu olan elementler ya da ikinci periyottaki elementler e, sadece ikinci enerji seviyesindeki orbitalleri dolu olan elementleri gösteriyor. Bu periyodik cetveli aynı zamanda alt kabuklar üzerinden de değerlendirebiliyoruz. Burada farklı renkte gösteriliyor bu alt kabuklar. En sol tarafta mavi renkle dikkat ederseniz bir s bloğu var. E, Burada ki elementler e, s alt kabuğuna kadar Elektron orbitalleri dolu olan elementler burada benzer şekilde P bloğu e, var. D bloğu ortada, F bloğu ise altta sarımsı bir renkle gösteriliyor. İsterseniz elektronların bu alt kabukları ve bu enerji seviyelerini nasıl doldurduğunu bir kaç örnek üzerinden açıklayalım. Bunun için de atom numarası daha büyük, örneğin 15 olan fosfor elementini ele alalım. Tabi burada gösterilmiyor elementleri sildiğimiz için. Fakat fosfor, atom numarası 15 olan fosfor bu konumda yer alıyor normalde, periyodik cetvelde. Şimdi yapmamız gereken şey şu. Periyodik cetveldeki kutulara birer elektron yerleştirerek fosforun olduğu konuma kadar geleceğiz. Ondan sonra her bir enerji seviyesindeki her bir alt kabuğa kaç elektron yerleştirdiğimize bakacağız. Bu oldukça mantıklı bir işlem çünkü periyodik cetvel atomların atom numarasına göre organize olmuş bir cetvel. Atom numarası bir atomdaki proton sayısını verdiği için ve bu proton sayısı da iyonlaşmamış atomlarda elektron sayısına eşit olduğu için Birer birer artan, artan atom numaraları aynı zamanda birer birer artan elektron sayılarını vermesi lazım atomların sahip olduğu. Diğer bir de işte burada atom numarası 1 olan hidrojen var örneğin. E, proton sayısı 1, elektron sayısı da 1 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla burada bir elektronu olan bir element yer alıyor. <laughs> Pardon. İkinci kutuda atom numarası 2 olan helyum e, ee, var. İki tane protonu olduğuna göre iki tane elektronu olması lazım. Bu mantıkla devam ettiğimizde 3, 4, 5, 6 diye e, hangi elementin kaç tane elektronu olduğunu kutulara birer birer arttırarak sayılar yazarak ulaşabiliyoruz. Örneğin fosfor için bakalım isterseniz. İlk olarak birinci enerji seviyesinden başlıyoruz. En düşük enerji seviyesi. Orada S bloğu var karşımızda. Burada bir elektronu olacak. İkinci elektron da buraya yerleşecek. Yani birinci enerji seviyesindeki s alt kabuğunda tek bir orbital olduğunu biliyoruz. O orbitalde de en fazla iki elektron bulunabileceğini önceki videolardan biliyoruz. Ve burada da gerçekten o iki elektronu yerleştirebildiğimizi görüyoruz. Şimdi ikinci enerji seviyesine geldik. Tekrar karşımızda s bloğu var yani S alt kabuğundayız. Orada da tek bir orbital var. O orbitalde de en fazla iki elektron yer alabilir. Bunu da bu şekilde yazıyoruz. 2 C enerji seviyesindeki S alt kabuğunda 2 orbital var. Ondan sonra P alt kabuğu geliyor. P alt kabuklarının daima 3 orbital içerdiğini daha önce söylemiştik. Her orbitalde iki tane elektron olacağına göre bu 2p alt kabuğunda 6 elektron olmasını bekliyoruz. Bakalım gerçekten öyle mi? Teker teker yerleştirdiğimiz zaman 4 5 6. Gerçekten de öyle. 2p alt kabuğundaki 3 orbitalde de 6 elektron bulunuyor. Sonra 3. enerji seviyesine geldik. İlk olarak s alt kabuğu var karşımızda. Yine orada 2 elektron olacak. 2 elektronu yazalım. Sonra tekrar p alt kabuğuna geliyoruz. Teker teker elektronları yazıyoruz ve fosforun olduğu konuma geldiğimiz zaman atom numarası 15. Burada durmamız gerekiyor. 3. enerji seviyesindeki p alt kabuğunda 3 elektron olduğunu anlayabiliyoruz. Dolayısıyla ardından 3p3 yazarak fosforun elektron dizilimini elde etmiş oluyoruz. Basit bir sağlama da yapabiliriz. 15 tane protonu olduğuna göre 15 elektronu olmasını bekliyoruz. Burada elektronlar yazılı 2, 2 daha 4, 6 daha 10, 2 daha 12, 3 daha toplam 15 elektron yazdığımıza göre yaptığımız işlemin sağlamasını bir şekilde yapabiliyoruz. Şimdi biraz daha karmaşık bir örnek verelim isterseniz. E, bu sefer atom numarası 32 olan germanyumu ele alalım. Yine gösterilmiyor periyodik cetvel üzerinde fakat bu konumda germanyum atom numarası 32 demiştik. Ee, bu element fosfordan sonra geldiği için fosfora kadar aynı elektron dizilimine sahip olacak. Dolayısıyla tekrar en baştan saymaya gerek olmadan aynı elektron dizilimini germanyum içinde yazabiliriz. 2p6 sonrasında 3s2 gelecek. Ardından 3p alt kabuğuna geldik. Burada 3 değil bu sefer 6 tane olacak. Çünkü germanyum daha aşağıda olduğu için bu alt kabuktaki elektronlar orbitali tam orbitalleri tamamen doldurmuş olacak. 6 elektronumuz var orada da. Ardından 4s seviyesine geldik. Burada da tek orbitalde 2 elektron olduğunu artık biliyoruz. 4s 2'yi de tamamladıktan sonra şimdi e, önemli bir noktaya geliyoruz. Karşımızda d bloğu var dördüncü enerji seviyesinde olduğumuz için dördüncü enerji seviyesinden başlıyor gibi düşünebilirsiniz D bloğunu. Fakat burada bir e, farklılık var. D bloğu her ne kadar periyodik cetvelde dördüncü enerji seviyesinden sonra ortaya çıkmış gibi görünse de aslında bu blok üçüncü enerji seviyesinden sonra ortaya çıkıyor. Yani burası 3D, 3D bloğu. Benzer şekilde burası 5. enerji seviyesinde olmasına rağmen burası 4D, burası da 5D, burası da 6D satırları. 3. enerji seviyesinde ortaya çıkmasına rağmen onu dördüncü seviyeden itibaren göstermemizin bir nedeni var. Çünkü 3D alt kabuğu 4S alt kabuğundan daha yüksek bir enerji seviyesinde. Normalde 3. seviye, 3. enerji seviyesi, 4. enerji seviyesinden aşağıda olmasına rağmen 3D kabuğu, 4S alt, 3D alt kabuğu, 4S alt kabuğundan daha yüksek bir enerji seviyesinde. Benzer şekilde buradaki 4D alt kabuğu da 5S alt kabuğundan daha yüksek bir enerji seviyesinde. Yine benzer şekilde 5D 6S'den 6d'de 7s'ten daha yüksek bir enerji seviyesinde. O yüzden d bloğunu bir satır aşağıya kaydırarak daha yüksek enerji seviyesinde olduğunu vurgulamak için bir satır aşağıya kaydırarak burada görselleştiriyoruz. Aklımızda tutmamız gereken tek önemli nokta bu. Bu dizilimleri yaparken dolayısıyla 4'ten sonra 4 değil 3d alt kabuğu geliyor. d alt kabuklarında 5 tane orbital olduğunu biliyoruz. Her orbitalde 2 elektron varsa toplam 10 elektron olması lazım bu alt kabukta. Bakalım gerçekten öyle mi? 8, 9 ve 10. Evet. Gerçekten de 3D alt kabuğunda 10 elektronumuz var. Şimdi tekrar P'ye geldik. Fakat 4. enerji seviyesinde olduğumuz için P'de tekrar 4'ten devam ediyoruz. Bu sadece 3 için uyguladığımız bir istisnaydı. 4 P Bakalım 1 ikinci elektronu yerleştirdiğimizde germanyuma ulaşıyoruz. Dolayısıyla germanyumun elektron dizilimini bu şekilde elde etmiş oluyoruz. Hemen bir sağlamasını yapalım. 2 2 6 daha 10 12 18 2 daha 20 10 daha 30 ve 2 daha 32 elektronumuz var. Yani germanyumun atom numarasını elde ettiğimize göre yaptığımız dizilim doğru. Oldukça basit bir e, prosedür herhalde çok fazla bir soru yoktur kafanızda diye düşünüyorum. Eğer her zaman bir periyodik cetveli nereden bulacağız diye düşünüyorsanız farklı bir yöntem daha var uygulayabileceğiniz. E, daha önceki konuda bahsetmiştik hatırlarsanız birinci enerji seviyesinde sadece tek bir alt kabuk var. Orada da iki elektron yer alabiliyor. İkinci enerji seviyesinde S ve P alt kabukları var. Bu şekilde her bir enerji seviyesindeki alt kabukları alt alta sahip olabilecekleri en fazla elektron sayısı ile beraber yazıyoruz. D alt kabuğunda en fazla 5 e, d alt kabuğunda 5 orbital olduğu için en fazla 10 elektron olabilir ve 3. enerji seviyesinde sadece s, p ve d alt kabukları var. Sonra dördüncü enerji seviyesine geliyoruz. Orada da s, p, d ve f alt kabukları var. Sonrasında 5 5. enerji seviyesinde artık bundan sonra hep 4 alt kabuk olacak karşımızda. Dolayısıyla hepsini yazmamıza gerek yok. Bu şekilde devam ediyor. Enerji seviyelerini ve her enerji seviyesinde bulunan alt kabuğu bu şekilde yazdıktan sonra diagonal yönde şu şekilde oklar çiziyoruz. Biraz ezbere bir yöntem. Fakat elektron dizilimlerini rahatça yapmamızı sağlayan bir yöntem bu şekilde oklar çiziyoruz. Ardından hangi elementin e, elektron dizilimini yapmak istiyorsak en üstteki oktan başlayıp okları yukarıdan aşağıya takip ederek ee, enerji seviyelerini teker teker ve alt kabukları teker teker yazıyoruz. Örneğin tekrar germanyumu ele alalım. Aynı dizilimi elde edip edemeyeceğimize kolaylıkla bakabiliriz böylece. En tepeden başlıyoruz. İlk başta bir S2 var. Bu ok bittiğine göre ikinci oka geçiyoruz. Bu sefer 2S2 var sırada. Sonra üçüncü oka geçtik. En yukarıda 2P6 geliyor. Ardından 3S2 3S2'den sonra tekrar bir alttaki oka geçiyoruz. En tepede 3P6 var. Aşağıya doğru inince sonrasında 4S2 geliyor. Sonra bir alttaki oka geçiyorum. En yukarıda 3D10 var. Bakın biraz önce burada bahsetmiş olduğum D bloğunun altta kaymış olması durumu burada kendiliğinden ortaya çıkıyor. Dolayısıyla herhangi bir şeyi ezberlememe gerek kalmıyor. Tabi bu da biraz ezberi bir yöntem ama yine de pratik bir yöntem. 3D onu yazdıktan sonra ardından 3 pardon 4P6 geliyor. Fakat ben 4P2'de bitiriyorum. 32 tane elektrona ...ulaşmam gerektiğini bildiğim için. İki tane pratik yöntem. Artık muhtemelen kafanızda iyice netleşmiştir bu... ...elektron kabukları, alt kabuklar ve orbitaller arasındaki ilişki... ...ve bu orbitalleri nasıl e, doldurabildiğimiz. Periyodik cetvel üzerinden kullanabileceğiniz böyle görsel bir yöntem de var. Eğer her zaman bir periyodik cetvel bulamam diyorsanız... ...her bir enerji seviyesindeki alt kabuk sayısını bildiğiniz takdirde... ...bu tür diagonalleri takip ederek... İstediğiniz her element için elektron dizilimini kolaylıkla yazabiliyorsunuz.